yıkım, kan ölüm saltanatı. Yok ol, yok ol şeytanın kirli hatı. Düşmansın tüm halklara, özgürlüğün palavra. İşkenceci kuklayla, zorbalarla yan yana. Hamburgerle simirti, hamburgerle simirti. Hollywood'la uyutur, Hollywood'la uyutur. Moda ile sömürür, Süpermen'le öldürür. Yıkım, yıkım, kan ölüm saltanatı. Yok ol, yok ol şeytanın kirli hatı. Ebu Gureyb'ler desen, Guantanamo'larda. İşkenceci zalimsin, katilsin Amerika. Yıkım, yıkım, kan ölüm saltanatı. Yok ol, yok ol şeytanın kirli hatı. Yıkım, yıkım, kan ölüm saltanatı. Yok ol, yok ol şeytanın kirli hatı. Şu anda Radyo Hilal dinliyorsunuz.
kimdir zalime karşı? Mücadelemiz titretir arşı. Meydanlar bizimdir zalime karşı. Mücadelemiz titretir arşı. Şehadet şerbetini arzuluyoruz. Yasak bize yorulmak, gam ve gözyaşı. Şehadet şerbetini arzuluyoruz. Yasak bize yorulmak, gam ve gözyaşı. Bir milletin asıl gücü tankı tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır. Asıl gücü tankı tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır. Bu toprağa düşen kan şereftir ardır. Allah bizimle, bizden yanadır. Bu toprağa düşen kan şereftir ardır. Allah bizimle, bizden yanadır. Başımızı koltuğumuza, dönmeyiz gazadan çeksek de eza. Biz aldık başımızı koltuğumuza, dönmeyiz gazadan çeksek de eza. Bu yola revan olduk yürüyoruz biz, dayanıp da bir olan Allah'ımıza. Bu yola revan olduk yürüyoruz biz, bir olan Allah'ımıza. Bir milletin asıl gücü tankı tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır. Bir milletin asıl gücü tankı tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır. Bu toprağa düşen kan şereftir ardır. Allah bizimledir, bizden yanadır. Bu toprağa düşen kan şereftir ardır. Allah bizimledir, bizden yanadır. Kaderinde üstünde bir kader vardır. Allah bizimledir, bizden yanadır. Kaderinde üstünde bir kader vardır. Allah bizimledir. Şu anda Radyo Hilal dinliyorsunuz. Etrafa burcu burcu kokar İmam Hatip'in. Sıcak susuz çöllerde bir nur içecek gibi kavrulan yüreklere akar İmam Hatip'in. Sıcak susuz çöllerde bin nur içecek gibi kavrulan yüreklere akar İmam Hatip'in. En gizemli renkleri al yeşil mor onda, pırıl pırıl bir çehre
Allah'ın nurunda. Hasret altın çağına sahip şuurunda, geleceğe ümitle bakar İmam Hatip'li. Hilal özel canlı yayını. Radyo Hilal özel canlı yayını. Burası Radyo Hilal. Selamünaleyküm değerli Radyo Hilal dinleyenlerimiz. Radyo Hilal özel canlı yayına birlikteyiz inşallah. Bugün 27 Kasım 2021 günlerden cumartesi. Saatlerimiz 17.33'ü gösterirken özel canlı yayınımıza başlıyoruz inşallah. Özel canlı yayınımızda bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Değerli dostlar, Sivas Müftülüğü İl Vaizi Sayın Fatih Çınar Hocam bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Evet. Nasılsınız hocam? Görüşmeyeli. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür hocam biz de kavuşturana. Yoğunsunuz hocam. Bu yoğunluk arasında bizlere de fırsat verdiniz inşallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derlemiş olduğunuz Riyazus Salih'in sohbetleri inşallah tüm hızıyla devam ediyor. Allah razı olsun. Her gün sadece haftanın birkaç günü değil her gün Radyo Hilal'de saat 11 reklamlarının hemen arkasından yayına giriyor kıymetli hocam. Allah razı olsun. Evet Fatih hocam, reklamlarda da yaptığımız gibi Şems-i Sivasi Hazretleri deriz. Sivas denince akla Şems-i Sivasi Hazretleri Kuddises-i Ruh akla evet. gelir. Evet. Bir Sivaslı olarak aslında ne kadar tanıyoruz Şems-i Sivasi'yi? Hep merak etmişimdir. Hep Şems-i Sivasi Hazretleri diyoruz, gidiyoruz huzurunda okumalar yapıyoruz ama... Evet. Bir Sivaslı olarak yani bu memlekette yaşadığımız için ne kadar tanıyoruz, neyimiz olur? Evet. Ben özellikle bugün şunu yapacağım kıymetli hocam. Sık sık araya girmektense sorumu bir defa soracağım. Estağfurullah. Gerektiği yerde inşallah ben devreye gireceğim. Hay hay. Yani bize hayatımıza neler katmıştır, ne almamız gerekiyor? Evet. Artık o konunun diğer başlıklarını size bırakacağım. Tamam. Eyvallah. Soru gelirse... İnşallah o sorularda size yönetmiş olacağım. Sivaslı kaptan da selam kardeşim sıradaki Kaya Duran'a gelsin demiş ama teşekkür ediyor. Şu anda istek programı sandılar hocam. İstek programı daha sonra o inşallah. Üstadım şöyle yapalım. Buyurun hocam. Şems-i Sivas Hazretleri'nin bu vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan. Evet. Böyle belki bir ara filan verecek olursak kardeşimizin isteğini de yerine getirmiş olalım. Enver hocamın vardı değil mi hocam Ender hocanın? Var Ender hocamın da var öyle. Ender hocadan vasıl. Olmaz. Ender Doğan'ı açmışım yanlışlıkla. Evet. Vasıl olmaz kimse. Hakkı. Bunu dinleyelim hocam tamam. İnşallah. Buyurun hocam. Kırmamış olalım yani. Evet mesela. İnşallah. Tekrardan hoş geldiniz hocam Allah programımıza. Olsun, şu an Instagram olsun. Sayfamızdan canlı olarak ve Facebook sayfamızdan Sivas Radyo Hilal olaraktan bu canlı yayını da izleyebilirsiniz. İnşallah dünkü gibi olmaz internetimiz i̇nşallah, hocam. İnşallah. Dün çok bayağı bir sıkıntı çektik genelde.
Aynen evet. Sular gibi oldu. Evet evet. Gidiş gelişler oldu herhalde. Evet. Peki hocam bismillah buyurun. Söz evet. Sizin. Buyurun hocam. Allah razı olsun. Üstelik, hocam bir saniyenizi de alacağım tekrardan. Ola ki herhangi bir düğmeye basmayı da unutmuşuz kıymetli hocam. Evet. Evet. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Üstadım öncelikle böyle bir fırsat vermiş olmanızdan dolayı şahsınızda Radyo Hilal'e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aslında satırlarında çok önemli sorular da sormuş oldunuz. Şems-i Sivasi. Yani bir Sivaslı olarak hakikaten yani gönlümüzde, zihin dünyamızda çok önemli bir yer edinmesi gereken 16. yüzyılda hem Sivas'ımızın hem Anadolu coğrafyamızın hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü her karış toprağın üzerinde hakkı olan maddi ve manevi anlamda bizlere rehberlik, kılavuzluk etmiş bir zattan bahsediyoruz. Şems-i Sivasi Hazretleri. Ben şöyle başlayayım. Biz programımızın flash böyle spotunu ifade ederken Şems-i Sivasi neyimiz olur? Biraz da dikkat çekmesi bakımından böyle bir spot cümleyle duyurumuzu yapmıştık. En son söyleyeceğimizi en başta söyleyelim ve içerisini doldurarak gidelim istiyorum. Şems-i Sivasi Hazretleri bir defa bizim tabiri caizse ecdadımız olur. Şems-i Sivasi Hazretleri bizim efendim ulemamız olur, alimlerimizdendir. Şems-i Sivasi Hazretleri gönül erlerindendir. Şems-i Sivasi Hazretleri bizi biz yapan maddi ve manevi değerlerimizin sembol ismidir. Şems-i Sivasi Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip eden Ehl-i Sünnet vel Cemaat fikrinin öncü şahsiyetlerinden birisidir. Şems-i Sivasi Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ı 16. yüzyılda en güzel temsil ile temsil eden yolumuzun büyüklerinden, önderlerinden birisidir. Bu yönüyle hakikaten Sivaslar olarak Şems-i Sivasi Hazretlerini daha fazla anmak, daha fazla anlamak için çaba ve gayret göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Müsaade olursa Şems-i Sivasi Hazretlerinin şöyle kısaca hayat öyküsünden bahsetmek istiyorum. Yani böyle bir tarihi kişiliğinden ziyade aslında Şems-i Sivasi Hazretleri günümüz insanı açısından yani Sivaslar olarak, Ümmet-i Muhammed Aleyhisselam olarak bizim için ne ifade eder, ne ifade etmeli? Bu konu ekseninde bir birlikteliğimiz olsun düşüncesindeyim. Ama teberrüken Şems-i Sivasi Hazretleri kimdir? Kısa bir hayat öyküsüyle başlamak istiyorum. Şems-i Sivasi Hazretleri aslen Zileli'dir. Tokat'ın Zile ilçesindendir. Dönemin şartları gereği Tokat'la Zile'de Sivas'a bağlı olduğu için Şems-i Sivasi Hazretleri işte Şemseddin, Ahmet, Sivasi ismi künyesi devam ederken Ezzili'yi Sümme Sivasi yani Zileli dolayısıyla Sivaslıdır şeklinde kaynaklarımızda künye olarak yer alıyor. 1520 yılında dünyaya geliyor. Kendisinin asıl ismi Ahmet'tir. Lakabı Şemseddin'dir. Künyesi Ebu Sena'dır. Efendim biraz esmer olmasından dolayı Kara Şems olarak tanınmıştır. Son dönem kaynaklarında Şems-i Aziz veya Şems-i Sivasi şeklinde daha çok yer almaktadır. Tabii yine sözümüzün başında şunu da ifade edelim. İslam tarihi içerisinde kaynaklarımızın verdiği bilgiye istinaden ifade etmemiz gerekirse İslam tarihi içerisinde ismi Şems olan veya hatta Kara Şems ismiyle tanınan birçok isim olmasına rağmen bunlar içerisinde meşhur olan halka malum olmuş efendim ve biraz önce bahsettiğim gibi Sivas, Anadolu ve Osmanlı topraklarının genelinde tanınan eserleriyle, talebeleriyle bıraktığı izler bakımından efendim tabiri caizse daha çok ses getiren 3 tane Şems'ten bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi tarihi serine uygun ifade etmemiz gerekirse Mevlana Hazretlerinin hocası Şems-i Tebrizi Hazretleri'dir. İkincisi İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın yani hocam şehre girmeden ben şehre girmem şeklinde taltif ettiği ve önce hocasını takdim ederek şehre girişini sağladığı Akşemseddin Hazretleri'dir. Üçüncüsü de bugün kendisini konu edindiğimiz işte biraz esmerce olmasından dolayı Kara Şems olarak tanınan 3. Mehmet Han ile Eğri Seferi'nde bulunan Şems-i Sivasi Hazretleri'dir. Şems-i Sivasi Hazretleri'nin babası Mehmet Efendi, dedesi Arif Efendi, annesi Sultan Hanım,
Ağabeyleri, en büyük ağabeyleri Muharrem Efendi, onun küçüğü İbrahim Sivasi Hazretleri, üçüncü sırada Şems Sivasi Hazretleri, kendisinin küçük bir kardeşi İsmail Sivasi Hazretleri var. Dört erkek kardeşten oluşan bir aile yapısı söz konusu. Büyük ağabeyleri ve babasının kabirleri Zile'de eski devlet hastanesinin hemen yakınında. Muharrem Efendi de Şems Sivasi Hazretleri'nin hem zahir ilmi boyutu itibariyle hem de manevi kişiliğinin kimliğinin oluşmasında son derece etkin olmuş bir isim. Muharrem Efendi de Abdülmecid Şirvani Hazretleri'nin halifelerinden, Zile'deki tekkede vefatına kadar insanları madden ve manen irşad etmiş bir isim. Onunla ilgili olarak kaynaklarımız şöyle bir bilgiye yer verirler. Vefat ettiğinde kitaptan başka herhangi bir miras bırakmamış, bütün varını yoğunu ümmet-i Muhammed'in, insanlığın ıslahı, irşadı için harcamış bir isimdir. Tabii aslında imkanımız olsa da Muharrem Efendi ile ilgili de başlı başına bir program yapmış olsak anlatmakla bitiremeyeceğimiz büyük zatlardan bir tanesi. Teberrüken sadece şu özelliğini nakledeyim. İslam tarihi içerisinde Muharrem Efendi yazmış olduğu kadın ilmihaliyle, ilk defa yazılan kadın ilmihaliyle, özellikle fıkhi kişiliği yönüyle meşhur olmuş bir zattır ve şu anda hala birçok medresede Molla Camii'nin şerhi, Muharrem Efendi şerhi vardır. O Muharrem Efendi şerhi, bu bahsettiğimiz Şems Sivasi Hazretleri'nin ağabeyi Muharrem Efendi'ye aittir. Birçok ilmi müktesebatı itibariyle özellikleri olan bir şahıs Muharrem Efendi. Ondan sonraki ağabeyi İbrahim Sivasi Hazretleri de Meydan Camii İmam Hatipliği görevinde bulunmuş, Şems Sivasi Hazretleri ile Sivas'a hizmet etmiş bir zattır. İsmail Sivasi Hazretleri de İstanbul'da ilmi gelişimini tamamlayan, Şems Sivasi Hazretlerinden maddi manevi feyz alan, farklı rivayetler olmakla beraber döneminde Sivas Kadılığı, Sivas Müftülüğü görevinde bulunmuş olan büyük zatlarından bir tanesidir. Efendim, Şems Sivasi Hazretleri 7 yaşındayken babasının üstadı olan Amasyalı Hacı Hızır Efendi'yi ziyarete gider babasıyla beraber. Bir piri fani olan Amasyalı Hacı Hızır Efendi, Mehmet Efendi'ye bu küçük evladı bu ağır kış şartlarında niçin getirdin diye sorar. Babası da der ki, efendim duanıza muhatap olması kastıyla huzurunuza getirdim der. O mübarek de ellerini kaldırır, Şems Sivasi Hazretleri'ne dua ederler. Yıllar sonra Şems Sivasi Hazretleri hem ilmi hem manevi kazanımları bunları değerlendirirken şöyle bir cümleye yer verir. Der ki, bu fakire gelen ilmi payeler, manevi dereceler ne varsa işte bu Amasyalı Hacı Hızır Efendi'nin daha o çocuk yaştayken böyle yüzüme bakarak yaptığı dua vesilesiyledir der. Şems Sivasi Hazretleri ilk eğitimini babasından alır. Tokat'ta ağabey Muharrem Efendi'nin yanına gider. Orada Şemseddin en-Nahvi veya el-Mahvi şeklinde bilinen bir alimin dizinin dibinde ilmi gelişimini, tekamülünü tamamlar ki o da Arakiyecizade, Şemseddin en-Nahvi veya el-Mahvi şeklinde tanınıyor. Bu zatın Şems Sivasi Hazretleri'nin hayatında önemli bir yeri var. Esas üstadı şeyhi olan Abdülmecid Şirvani Hazretleri ile tanışmasına Arakiyecizade Şemseddin Efendi vesile olmuştur. İlmi yönden de Şems Sivasi Hazretleri bu zattan istifade etmiş. Daha sonra İstanbul'a gitmiş. Orada ilmi tekamülünü, gelişimini tamamlamış, girmiş olduğu sınavları kazanıp Fatih Camii'nin hemen yanında bulunan Sahn-ı Seman medreselerinden birisinde müderris olmuştur. Yani biz Şems Sivasi Hazretleri deyince sadece bir tarikat piri, bir mürşidi kamil, yani sadece manevi veçhini, cephesini düşünmememiz gerekiyor Üstad Hanım. Yani bu yönüyle Şems Sivasi Hazretleri bizim için bir rehber, bir kılavuz konumundadır. Bizim neyimiz olur? Efendim, bir alimimizdir Şems Sivasi Hazretleri. Döneminin en üst payede eğitim, öğretim yapan kurumudur Sahn-ı Seman Medresesi. Orada müderris olmuştur. Ve o dönemde cemaatle namaz kılmaya özen gösteren, sünnet-i seniyye konusunda hassasiyet gösteren bir yapısı, kişiliği söz konusudur. Medresede müderrisler arasında görmüş olduğu bazı hoşuna gitmeyen tavırlar, hareketler dolayısıyla istifa etmiş, memleketine dönmüş, Zile'de talebe okutmaya devam etmiş. Bir müddet sonra
hac yolculuğuna çıkmıştır. Bu süreç içerisinde Şam'da birkaç yıl kaldığını kendisi ifade ediyor. Ve Şam'da döneminin büyük alimlerinden iltifat gördüğünü, birçok kürsüde vaaz ettiğini Şems-i Vasi Hazretleri hayatıyla ilgili bir detay bilgi olarak da nakletmiş oluyor. Hac dönüşünde tekrar Zile'de talebe okutmaya devam ederken Sivas'ta Koca Hasan Paşa isimli, kendisinin de Sivaslı olduğu bazı kaynaklarda ifade ediliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa, Sivas valisi, Sivas'ta bugün bizim meydan cami olarak bildiğimiz veya halk arasında Çukur Cami olarak bilinen ama aslında kaynaklarda Koca Hasan Paşa Camii olarak geçen camiyi yaptırıyor. Bugün Güdük Minare'nin yanında kalan, tabii şu anda tabiri caizse yerinde yerler esen binaların bulunduğu bir yerde hem bir tekke inşa ettiriyor hem de burada irşat faaliyetlerini yürütecek kişinin evi, sosyal müştemilatı vesaire bunları yaptırıyor. Burada irşat faaliyetleriyle meşgul olacak birisini arıyor Koca Hasan Paşa. Ona Şems-i Vasi Hazretlerinden bahsediyorlar. İlmi olgunluğundan, manevi yönünün efendim büyüklüğünden bahsediyorlar. O da Sivas'a davet ediyor Şems-i Vasi Hazretlerini. Çeşitli istişareler neticesinde Şems-i Vasi Hazretleri işte ağabeyi İbrahim Sivasi, İsmail Sivasi ve aile fertleriyle netice itibariyle Sivas'a geliyorlar. Sene 1564, vefat yılları olan 1597'ye kadar 33 yıl Meydan Camii, bugün Dikili Taş'ta, Dikili Taş Camimizden yukarıya çıktığımız zaman Şems Camimiz var. O caminin ismi de Şems-i Vasi Hazretlerinden bize bir emanettir. Orası Şems-i Vasi Hazretlerinin vakit namazlarını daha çok kıldığı, evine yakın bir yerde olması hasebiyle daha çok vakit namazlarını eda ettiği bir camidir Şems Camimiz. Meydan Camii'nde vaaz faaliyetlerini, irşat faaliyetlerini daha çok Meydan Camii'nde yapmışlar. İşte Tekke, Meydan Camii, Şems Camii efendim ve üretmiş olduğu, telif etmiş olduğu eserler, yetiştirmiş olduğu talebeleri vasıtasıyla 33 yıl bil fiil hizmet etmiştir. Yine kaynaklardan aldığımız, öğrendiğimiz bilgiye göre Meydan Camimizin ilk vaizi, orada ilk cuma namazını kıldıran, efendim ilk mihrabında namaz kıldıran, hutbesini okuyan kişi de yine Şems-i Sivasi Hazretleridir. 9 yıl Abdülmecid Şirvani Hazretlerine hizmet ediyor. Daha önce de aslında Şems-i Sivasi Hazretlerinin Halvetiye yolu büyüklerine intisabı söz konusudur. Ama netice itibariyle Abdülmecid Şirvani Hazretlerinin kendisine hilafet vermesiyle irşat faaliyetlerine başlamıştır. Burada hemen şunu da ifade edeyim. Şems-i Sivasi Hazretleri bizim efendim alimimizdir. Efendim ecdadımızdır dedik, alimimizdir dedik. Bir yönünü de Şems-i Sivasi Hazretleri Halvetiye tarikatının ana şubelerinden birisi olan Şemsiye veya Sivasiye olarak bilinen, tanınan yolun da kurucusudur. Yani piridir. Bizim gönül erlerimizden efendim Sivas'ımızın manevi büyüğüdür Şems-i Sivasi Hazretleri. Evet, Şemsiye yolu da üstadım Halvetiye tarikatının Anadolu'da en yaygın kollarından bir tanesidir. Hatta şöyle bir bilgiyi paylaşmak isterim. 19. 20. yüzyıla kadar İstanbul'da çok aktif bir şekilde tekke faaliyetlerini yürüten önemli isimler hep Sivasi ailesindendir. Halveti Şemsiye veya Sivasi kolundandır. Şems-i Sivasi Hazretlerinin tespit edilen 20'nin üzerinde halifesi vardır. Gerek Zile'deki, gerek Sivas'taki, gerek İstanbul vefatının ardından yeğeni Abdülmecid Şirvani ve onun yeğeni damadı Abdülahad Nuri, o da Şems-i Sivasi Hazretleri'nin bir nevi torunudur. Bu isimlerle İstanbul başta olmak üzere mesela Girit, Avrupa, Kıbrıs, efendim bugün Türk Cumhuriyetleri Anadolu'nun birçok merkezinde Şemsiye veya Sivasiye tarikatı çok büyük hizmetler ifa etmiştir. Bu yönüyle de bizim gönül coğrafyamızda hakikaten etkin olmuş gönül erlerimizden bir tanesidir. Yine Şems-i Sivasi Hazretleri bizim neyimiz olur? Şems-i Sivasi Hazretleri eserleriyle bize yön gösteren alimlerimizden bir tanesidir. İlim ehli, efendim ilmiyle amil, takva vera hassasiyetiyle hayat yaşamış örnek şahsiyetlerimizden bir tanesidir.
Bugün elimizde olan 27 civarında eseri var. Bunların 13-14 hatta belki 15 tanesi manzumdur. Yani şiir şeklindedir. Divan edebiyatımızın önemli isimlerindendir. Divan sahibidir. Hatta iki hamse dedikleri yani 10 eseri tamamen manzumdur. Tabii takdir edilir ki şimdi siz bir konuda eser yazıyorsunuz. Yani bugün akademik manada ifade edelim. Bir makale yazıyorsunuz. Makalenin efendim veya kitap yazıyorsunuz. Anlatacağınız bir mevzuyu belki 300 sayfada, 500 sayfada, binlerce sayfada anlatabilirsiniz. Ama bir mevzuyu manzum olarak şiir şeklinde ve özellikle mesnevi tarzında kaleme almak sizin hem kelime hazinenizi hem dile olan hakimiyetinizi hem konuya olan efendim olması gereken hakimiyetinizi göstermesi bakımından son derece önemlidir. Şemsivasi Hazretleri bu yönüyle hakikaten ilim dünyamıza yön vermiş bir isimdir. Mesela birkaç eserinin yani hepsi eserlerini aslında bir program ayırsak üstadım yetmeyebilir. Ama teberrüken birkaç eserini ve özelliğini zikretmiş olalım. Şemsivasi Hazretleri'nin mesela Mevlidi El Mevlidun Nebevi Nebi isimli bir eseri var. Biz Mevlid eserleri deyince daha çok Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Mevlidini biliyoruz. Aslında Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Mevlidi 18. 19. hatta 20. yüzyıldan sonra halk arasında yayılmış daha çok. Bu dönemlerde işte Sivas, Çorum, Tokat, efendim İstanbul gibi merkezlerde yoğun şekliyle okunan Mevlid isimli eser Şemsivasi Hazretleri'ne aittir. Belki günümüzde bu okunmuyor olabilir, pek bilinmiyor efendim konumunda olabilir ama Şemsivasi Hazretleri Şemsi veya Şemsiya gibi kullanmış olduğu mahlaslar ile Mevlidi ile Osmanlı toplumunda son derece şöhret bulmuş bir isimdir. Efendim Şemsivasi Hazretleri Süleymaniye ismiyle Türk İslam edebiyatında Hazreti Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs arasında yaşanan olayları manzum olarak ifade eden ilk isimdir. Yani bütünüyle bu konuya tahsis edilmiş manzum bir eser yazan ilk isim ve şu anda tek isimdir. Başka yok. Süleymaniye isimli eseri. Divanı vardır. Efendim İbret Nüma isimli eseri, Gülşen Abad, Heşt Behişt, Miratül Ahlak isimli eserini 3. Murat Han'a ithaf ediyor. O da bu eser kendisine ulaşınca Sivas Tuzla Karyesi, yani bugün üniversite civarında kalan Tuzla civarındaki arazileri Şemsivasi Hazretleri'ne hediye olarak vermiş. O da hemen kendisine bu hediye ulaşır ulaşmaz vakfa onu devretmiş. Yani bir vakıf insanıdır Şemsivasi Hazretleri. Bu yönüyle infak ruhunun gönlümüzde canlı kalmasını sağlayan yol göstericilerimizden bir tanesidir. Menakıb-ı İmam-ı Azam gibi, İrşadül Avam gibi, Umdetül Hüccac gibi eserleri, bu isimlerini en azından zikretmiş olayım. Mesela Tercemeyi Kaside-i Bürde isimli bir eseri var. Şu anki tespitlere göre 161 beyitten oluşan bu eserini Şemsivasi Hazretleri yine manzum olarak şiir şeklinde kaleme almış ve Osmanlı'da bu eserin tercümesini yapan üçüncü kişidir. Üçüncü kişi Şemsivasi Hazretleri. Biz onu daha çok Menakıb-ı Çehari Yâr-ı Güzin isimli dört büyük halifenin menkabelerini anlattığı eseriyle biliyoruz. Menazül Arifin isimli bir eseri var. Umdetül Edib Fittalumi ve Te'dib. Bu da Farsça kurallarını anlatmış olduğu Farsça gramer kitabıdır. Emri İlahi ve Hüccet-i İlahi isimli eseri var. Es-Sefâyih fi Tercümetil Levâyih. Bu eser de çok önemli. Bu eser Molla Cami Hazretleri'nin efendim varlık, varoluşla ilgili kendisi bir Nakşi şeyhidir. Molla Cami Hazretleri 13. 14. yüzyılda yaşamıştır. Bu esere hasreten dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bunu Türkçe'ye tercüme eden ilk isim Şemsivasi Hazretleri'dir. İlk kişi Şemsivasi Hazretleri'dir. Sultan 3. Murat Han'ın bazı gazellerine yazdığı şerh var. Ahir ömründe yazmış olduğu Naktul Hatır isimli eseri var. Bahsettiğim gibi eserlerle ilgili bir program yapsak yetmez ama şu iki eserine de dikkat çekip yine Şemsivasi Hazretleri'ni konuşmaya devam edelim. Şahsi, ahlaki boyutu itibariyle. Hallül Meakıt isimli bir eseri var. Bu eser de İbn Hişam Hazretleri'nin El-Kavaidul İrab, El-İrab ve An-Kavaidul İrab isimli bir eseri var.
bu eserine yazmış olduğu şerhtir. Hocası biraz önce bahsetmiş olduğumuz Şemseddin Nahvi, Nahavi veya El Mahvi isimli zatın da bu eserle ilgili bir şerhi var. Şems-i Vâsıl Hazretleri bu eseri yazdığında 20'li yaşlarda üstadım. Yani 20'li yaşlarda İbn-i Hişam gibi Arap dili belagatında efendim zirve bir ismin eserini şerh edecek bir seviyeye ulaşmış bir zattır. Yine Zübdetül Esrar fi Şehri Muhtasarul Menar isimli bir eser var. Bu eserin de özelliği şu, İmam Nesefi Hazretlerinin Menarul Envar isimli bir eserini efendim kimdi? İmam Hasan el-Halebi Muhtasarul Menar isimli özetliyor. Şems-i Vâsıl Hazretleri de bu eseri Zübdetül Esrar fi Şehri Muhtasarul Menar ismiyle şerh ediyor. Şimdi neden özellikle buna dikkat çekiyorum? Denilse ki bize Şems-i Vâsıl Hazretlerini hocam bir cümle içerisinde tarif edin. Şöyle tarif ediyor kaynaklarımız. Meşrepte Muhammedi, mezhepte Hanefi, tarikatta Halveti'ydi kendisi. Yani bir cümle olarak özetleyeceksek meşrepte Muhammedi, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak iziyle, onun nuru ile, onun ahlakıyla ahlaklanmış, efendim tavrı, tarzı, gidişatı, irşat faaliyetleri, ihya faaliyetleri hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği ve özelindeydi. Mezhepte Hanefi'ydi. İşte bu noktada Zübdetül Esrar önemli. Çünkü Menarul Envar isimli eser, Menar şekliyle meşhur, Hanefi de Hanefi fıkhının usulüyle ilgili bir eserdir. Ulemamız şöyle der, yani Menar'ı okuyan, okutacak durumda olan bir üstad artık Hanefi mezhebinde çözemeyeceği Allah'ın izniyle bir mesele kalmamıştır. Yani Hanefi mezhebiyle alakalı usul ve furu meselelerini halletmiş demektir. Bunu kaleme aldığında Şems-i Vâsıl Hazretleri'nin 25 yaşları civarında olduğu söyleniyor. Bu da önemli bir seviyedir. Efendim, peki tarikatta halvetiydi. İşte şimdi gelelim Şems-i Vâsıl Hazretleri'nin bu yönüyle ahlaki kişiliğine. Şimdi bizim gönlümüze yön veren büyük isimlerden bir tanesidir Şems-i Vâsıl Hazretleri. Şimdi hocam peki bu kadar anlatıyoruz. Yani alimdir, velayet sahibidir, irşat makamındadır, efendim şairdir, mutasavvıftır, bir mürşidi kamildir. Bütün bunları tamam söylüyoruz ama günümüz açısından Şems-i Sivasi yani ne ifade eder? Öyle ya, şimdi 16. yüzyılda yaşamış, 1520'de dünyaya gelmiş, 1597'de Rabbine vasıl olmuş, Cenab-ı Hakk'a kavuşmuş bir zat bizim için günümüz insanı açısından ne ifade eder? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim, ifade edeyim. Günümüz insanı olarak bizler Ahmet Hocam en büyük sıkıntıyı şurada yaşıyoruz. Yani bize örnek olacak kişiliğiyle, kimliğiyle, karakteriyle, duruşuyla örnek olacak şahsiyetleri tanımakta zorlanıyoruz. O yüzden bize dünya çapında ya bu senin örneğindir dedikleri ama asla bizim örneğimiz olmaması gereken insanları yani gençlerimiz hasreten örnek alıyor. Biz şimdi yetişkinler, işte ihtiyarlarımız, yaşlılarımız bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma, anlama, onu rol model olarak kabul edip günümüze taşıma noktasında böyle Şems-i Vâsıl Hazretleri gibi, İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri gibi, Abdülvahhabi Gazi Hazretleri gibi mesela şehrimiz açısından ifade edelim. Büyük şahsiyetleri tanımakta zorlanıyoruz. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl tanımışlar, onun Kur'an-ı Kerim'e bakışını oradan ilham alıp hayat ile Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini nasıl buluşturduklarını onlar başarmışlar kendi yaşadıkları yüzyıl zaman dilimi itibariyle. Biz şimdi Şems-i Vâsıl Hazretlerini veya İhramcızade Hazretlerini tanımaya o kadar muhtacız ve mecburuz ki şimdi Kur'an-ı Kerim'le nasıl istifade edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesini nasıl hayatımıza yansıtacağız? Problem yaşıyoruz. Evet. Mesela Şems-i Vâsıl Hazretleri 77 yaşında üstadım. 1597 vefat ettiği yıl 96-97 o yıllarda Macaristan sınırları içerisinde şöyle bulunan... yapalım mı hocam? Kıymetli hocam, burada kalalım. Bir reklam arasına gidelim. Eyvallah. Eserimizi de dinleyelim.
bu Macaristan hikayesini, tamam, kıssasını dinleyelim. Eyvallah. Peki. Eyvallah. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, Radyo Hilal'de, Radyo Hilal özel canlı yayınımız devam ediyor. Sivas Müftülüğü İl Vaizi Sayın Fatih Çınar hocamızla beraber devam ediyor inşallah. Şems-i Sivasi Kuddüsesi Ruh Hazretleri neyimiz olur konusunu işliyorduk. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Ender Acar'dan Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a adlı güzel eserimiz var. Bunu program başlarken bir dinleyicimiz istek programı sanaraktan istemişti. Ama biz yine de kendisine inşallah armağan edelim. Hemen dinleyicimizin de ismini tekrar bulabilirsek tekrardan bakalım. Sivaslı Kaptan istemişti. Armağan olsun inşallah. Kısa bir reklam sonra inşallah birlikteyiz. Şimdi reklamlar. Sivas'ın milli sermayesi Sivas Girişim Market. Açılıyor, açılıyor, açılıyor. SGM 2. şubesiyle çok yakında Tuzlugöl Mahallesi'nde açılıyor. Çok yakında Tuzlugöl Mahallesi'nde açılıyor. Sivas'ın milli sermayesi Sivas Girişim Market. Toptan fiyatına perakende satışlarımızla hizmetinizdeyiz. Gıda, temizlik ve şarküteri reyonlarında bol çeşit, kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla sizlere farklı seçenekler sunuyor. SGM Sivas Girişim Market. Güler yüzlü hizmet burada. Evlere servisimiz vardır. Adres: Yeni Doğan Mahallesi, Eser Caddesi, Yeni Cumartesi Pazarı yanında. Telefon 0346 221 21 70. Sivas SGM Sivas Girişim Market. İş arayanlar, işte size iş fırsatı. Sivas'ın yerli sermayesi SGM Sivas Girişim Market'te reyon ve şarküteri görevlisi alınacaktır. Müracaat: Yeni Doğan Mahallesi, Eser Caddesi No 11 Taksim A, Cumartesi Pazarı yanı. Telefon 0346 221 21 70. 221 21 70. Yapılarınızda ihtişamı sağlamak mı istiyorsunuz? Kullandığınız malzemelerin kalitesi, uzman ekip sertifikalı iş güvencesiyle, titiz iş anlayışımız sayesinde yapılarınızı isteğinize uygun bir şekilde tasarlıyor ve yapıyoruz. Öztemur Yapı Dekorasyonu. Öztemur Yapı Dekorasyonu. Öztemur Yapı Dekorasyonu olarak yüzlerce aileyle dost olduk. Şimdi de sizin dostluğunuza talibiz. Dekorasyondan mutfak yenilemeye kadar yapılarınızda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Öztemur Yapı Dekorasyonu. Sait Paşa Caddesi, Eski Buğday Pazarı karşısı, numara 5 Taksim'a. Telefon 544-634-2843. Öztemuryapı.com. Bu pazar başka pazar. Pazar Döner. Yılların tecrübesiyle, pazarlarda tattığımız muhteşem lezzetleriyle Pazar Döner yeni yerinde de sizlere hizmete devam ediyor. Birbirinden leziz tavuk döner, et döner, Sivas köftesi ve daha birçok çeşitleriyle tam damak zevkinize göre. Ayrıca Pazar Döner'de Sivas'ın en iyi garnitürü, salata ve ikramlıkları bulunur. Temiz, hijyenik, geniş mekanı ve güler yüzlü personellerimizle de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Pazar Döner, ev ve iş yerlerimize servisimiz vardır. Toplu siparişleriniz alınır. Adres: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, The Green Park Oteli 6 Sivas. Sipariş hattımız 444-6058. Adını akıllarda, tadını damaklarda bırakan lezzet. Pazar Döner. Sivas'ın parlayan yıldızı, Yıldız Ciğer Pöç Dünyası, ailenizin yeni mekanı. Şişli ciğer, şifalı ateşli pöç çorbası ve yemeği. Tereyağında ciğer kavurma, size özel Yıldız Adana. Et şiş, Adana, Sivas köfte, sucuk ekmek, ev yapımı sütlaç ve Hatay'dan asi künefe. Mangal keyfi için siz zahmet etmeyin. Kilo işi köfte kızartılır. Ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Toplu siparişleriniz alınır. Bu lezzetler Yıldız Ciğer'de. Gelin görün, vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Sularbaşı Mahallesi, İmam Hatip Sokak, Et ve Süt Kurumu yanında. Alo paket 0346 222 06 22. GSM 0552 258 06 22. Reklamlarınız için 0549 346 58 04 0549 346 58 04 Radyo Hilal. Radyo Hilal. Burası Radyo Hilal. Thank you.
Toprağa çakılsın bedenin, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün. Burası Radyo Hilal. Evet değerli dostlar, Radyo Hilal özel canlı yayınımıza devam ediyoruz. Kimle devam ediyoruz? Sivas Müftülüğü İl Vaizi Fatih Çınar hocamızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Şems-i Sivasi Kuddises-i Ruh neyimiz olur konusuna başlamıştık. Çok güzel bir sohbet gidiyordu. Macaristan'da mı kaldıydık hocam? Evet. Evet, evet, onun hatırasıyla oradaki olayları bize anlatacaksınız. Devam edelim hocam. Hiç sizi bölmeden sözleri size bırakalım. Buyurun. Üstadım, Şems-i Sivasi Hazretleri günümüz insanı açısından önemi değeri nedir? Buradan aslında gidiyorduk. Şems-i Sivasi Hazretleri vefatına yakın, hatta vefatına sebep olan rahatsızlığına diyelim kaparalayan olay Eğrik Kalesi'nin fethine katılmasıdır. Şimdi Eğrik Kalesi şu anda Macaristan sınırları içerisinde. Efendim, tarihçilerimizin ifadesiyle Osmanlı'nın yaklaşık 3 asır ömrünü uzatan önemli fetihlerden bir tanesi. Önemi nereden geliyor? Kanuni Sultan Süleyman
Dan sonra Osmanlı padişahları ordu başında sefere çıkmıyorlar. Bu geleneği kıran isim 3. Mehmet Han. 3. Mehmet Han'ı böyle maddi ve manevi öneme haiz bir sefere hazırlayan da Şems-i Sivasi Hazretleri. Yani perde arkasındaki bu işin organizatörü Şems-i Sivasi Hazretleri'dir. Kendisine Eğri Seferi ile ilgili ferman geldiğinde diyor ki evladım biz 2 yıldır zaten bu sefer için hazırlanıyorduk. Kendi kazancıyla almış olduğu işte savaş araç gereçleri neyse bunlarla yani yine altını çiziyorum yani 76-77 yaşında hocam bu sefere katıldığında buradan önce İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da Şems-i Sivasi Hazretleri'ni bizim Bursa Kadısı sırtında satmış olduğu ciğerle nefsini ıslah eden Üftade Hazretleri'nin gülü diyebiliriz. Yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri karşılıyor. Orada İstanbul'da devlet erkanı, ulema, meşayih-i kiram ile 10-15 gün hasbihal ediyorlar. Hatta şöyle bir bilgi var. Hoca Saadettin Efendi, devrin Şeyhül İslam'ı, Şems-i Sivasi Hazretleri'nin ilmi ve manevi yetkinliğini görünce bir sohbet sonunda Şeyhül İslamlık cübbesini çıkarıyor. Diyor ki efendim bu makamlara bizler değil sizler layıksınız. O da diyor ki evladım biz artık yaşlandık. Bu işleri siz sevk ve idare edin. Biz ömrümüzün ahir ömrümüzde ömür boyu büyük cihad ile nefsimizle mücadele ile meşgul olduk. Ahir ömrümüzü de küçük cihad ile yani artık oradaki Eğri Kalesi'ndeki o civarda bulunan Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümleri, haksızlıkları duyduk, işittik. Onları Cenab-ı Hakk'ın izni, inayetiyle, lütfu, keremiyle bu içerisinde bulundukları zor durumdan kurtarmak üzere padişahımıza biz cihada gidiyoruz diyor yani. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Yani ahir ömründe Şems-i Sivasi Hazretleri'nin Sivas'tan kalkıp İstanbul'a, İstanbul'dan kalkıp bugün Macaristan sınırları içerisinde bulunan bir beldede Müslümanların dertleriyle dertlenerek oraya gitmesi çok önemli. Yani hayat iman ve cihattır mantığını, felsefesini, kabulünü bizatihi Şems-i Sivasi Hazretleri'nin bu Eğri Seferi'ne katılmasında görüyoruz. Peki günümüz insan açısından bu nasıl bir değer ifade ediyor? Efendim ben Müslümanım, müminim. Duvarın öbür tarafında yaşayan komşumdan haberim yok. İşte Şems-i Sivasi Hazretleri bize lisan-ı haliyle diyor ki kardeşim, duvarın öbür taraftaki değil, diğer mahalledeki değil, şehrinin diğer bir ucundaki Müslüman değil, Macaristan'da da olsa, bugün Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de ve ismini bilmediğimiz, haritada yerini bilmediğimiz nice memleketlerde zulüm altında inleyen, yani namusu ayaklar altında çiğnenen, dinini yaşamasına müsaade edilmeyen, sırf Allah birdir dediği için, Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür dediği için, türlü işkenceler, zulümler altında kalan müminlerin, Müslümanların derdiyle dertlenmen gerekir diyor Şems-i Sivasi Hazretleri bize. Günümüz açısından efendim ahir ömründe katıldığı bu savaşla bu mesajı veriyor Şems-i Sivasi Hazretleri. Tabii bu savaştan sonra savaşta yaşanan çeşitli zorluklar var. Kolay kazanılan bir zafer değil Eğri Zaferi. Ve Eğri Zaferi'nden sonra 15 gün sonra üstadım Haçova Meydan Muharebesi var. Biz daha çok tarihimizde bunu biliyoruz. Haçova'da da Hoca Saadettin Efendi'nin biraz önce bahsettiğimiz Şeyhül İslam, Hoca Saadettin Efendi'nin büyük kahramanlıkları olmuş. Bu savaşlardan, seferlerden dönüldüğünde İstanbul'da padişah Şems-i Sivasi Hazretleri'nin İstanbul'da kalması için ona bazı tekliflerde bulunuyor. Diyor ki efendim işte tekke istiyorsanız size tekke verelim, medrese istiyorsanız medrese verelim, şu kadar para olsun, maaşınız olsun, şu olsun, bu olsun. Şems-i Sivasi Hazretleri bunların hiçbirini kabul etmiyor. Diyor ki efendim biz Rabbimize kavuşmamız yakındır. Biz sevdiklerimiz içerisinde, Sivaslılar arasında, Sivaslara özel duaları var Şems-i Sivasi Hazretleri'nin. Rabbimize kavuşmayı arzuluyoruz. Fakat bizi bir büyüğünüz, bir efendim yol göstericiniz olarak kabul ederseniz size tavsiyemiz olacak padişahım. Tabii o da diyor ki efendim ne söylerseniz başımız gözümüz üstüne. Çünkü o savaşta yaşananlar Şems-i Sivasi Hazretleri'nin hem ilmine hem manevi kişiliğine vukufiyeti padişahı çok etkilemiş.
Diyor ki Şemsivasi Hazretleri, padişahım, dedeniz 2. Mehmet Han, onun ismi Mehmet'ti. İstanbul'u fetheden Fatih olan 2. Mehmet Han, onun ismi Mehmet'ti, sizin de isminiz Mehmet. Onun duacısı Akşemseddin Hazretleri'ydi. Sizin duacınız da bu fakir Karaşems'tir. O İstanbul'un fethi gibi bir çağı açıp bir çağı kapatan o ulu efendim padişah Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u fethettikten sonra o fethin bir şükranesi olarak ne yaptı? Hanlar, hamamlar, medreseler, camiler, efendim hastaneler, yetimhaneler, aşevleri, yani insanların inanç dünyasında, ibadet dünyasında, sosyal hayatlarına katkıda bulunacak imar faaliyetlerine imza attı. Şimdi bugün siz 3. Mehmet Han olarak Rabbimizin lütfuyla, keremiyle bu Eğri Kalesi'ni, Haçova Meydan Muharebesi'ni kazandınız. Duacınız bu fakir size şunu tavsiye ediyor. Padişahım, efendim, halkınızın ihtiyacı mı var? Açta olan, açıkta olanlar mı var? Bunlarla ilgilenmeniz, bunların derdiyle dertlenmeniz, hakkı adaleti ayakta tutacak adımlar atmanız gerekir. Yani devrin kudretli padişahına emri bil maruf, nehyanil münker yapabilmek, bu işte hem ilmimizi hem manevi gücümüzü, yani Kur'an-ı Kerim'in bize yüklediği bir görevdir bu. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, faiz yememek gibi, efendim içki içmemek gibi bir emirdir. Bu emri Allah'ın izniyle, Rabbimizin lütfu ve keremiyle Şemsivasi Hazretleri yerine getirmiş ve bugün bize şu mesajı veriyor. Diyor ki arkadaş, ben Ahmet kardeşimi seviyorum, beraber yaşıyoruz. Ama bir hata, bir eksiklik, bir fazlalık, törpülenmesi gereken bir yer varsa, ya arkadaş, biz yine arkadaşız, yine dostuz. Ama şu tarafımız fazla, şu tarafımızda eksiklerimiz var. Belki kardeşimiz göremiyor bunu. Ya kırılır mı, yanlış mı anlar? Ya niye kırılsın, niye yanlış anlasın? Bize hatamızı, eksiğimizi, fazlalığımızı gösteren kardeşimiz varsa ona 3. Mehmet Han'ın böyle bir uyarı karşısında teslim olması gibi bizim de teslim olmamız yakışır. Hele bize bu nasihatleri, bu uyarıları yapan ehli ise alâ râsi vel ayn, baş göz üstüne demek durumundayız. Şemsivasi Hazretleri bu yönüyle üstadım günümüz insanına şunu söylüyor. Komşunu, akrabanı, çevreni, dostlarını efendim ihmal etme diyen bir yol göstericimizdir. Evet, buradan ben şuraya geçeyim müsaadeniz olursa. Şemsivasi Hazretleri'nin döneminde ve vefatının ardından, hemen ardından başlayan Sivasiler ve Kadızadeler olarak tarihte bilinen bir yaklaşık 2-3 asır kadar süren bir tartışmaların, yoğun tartışmaların olduğu bir süreç yaşanıyor Osmanlı'da. Bu Osmanlı Devleti'nin hem siyasi, hem ekonomik, hem ticari, hem ilmi, hem manevi yapısını şekillendiren, bunlara tesir eden bir tartışma süreci. Nedir buradaki tartışmaya konu olan hususlar nelerdir? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi ve babası küfür döneminde mi vefat etmiştir? Onlar iman ehli midir, değil midir? Pozitif bilimlerle uğraşmak caiz midir, değil midir? İşte hani şu meşhur 4. Murat hikayesi vardır ya, yani tütünü yasaklamış filan, işte kahvehaneleri basarmış, tebdili kıyafet ederek filan, tütünle ala bir mücadeleye girişmiş. İşte bu tütün içmek haram mıdır, değil midir? Kandil gecelerini ihya etmek, kandil kelimesi de zaten Şemsivasi Hazretleri'nin daha döneminde, hayatında, sağlığındayken, 3. Murat Han döneminde, mesela diyelim Şaban ayının 15. gecesi Efendimiz Aleyhisselam'ın özel iltifatlarına mazhar olmuş bir gecedir. Veya efendim Recep ayının 27. gecesi Efendimiz Aleyhisselam'ın hasreten işaret ettiği bir gecedir. İhya edilmesini önerdiği, tavsiye etti. Bu geceler hissedilsin, halkın büyük kitleleri tarafından fark edilsin diye cami minarelerine kandiller konuluyor o dönemde. Bizim kandil gecesi dememiz buradan bize bir emanet kalmış yani. Bir hatıra olarak kalmış. İşte bu kandil gecelerini ihya etmek, bu gecelerde ne bileyim sohbetler, zikir meclisleri tesis etmek, bu gecelerde işte özel namazlar kılmak caiz midir, değil midir? Şimdi ilk bakışta biraz masum veya ilmi bir tartışmaymış gibi görülen bu mevzular bir müddet sonra artık ilmi zemininden kaymaya başlıyor.
fiili bir takım çekişmeleri, hatta çatışma diyebiliriz bunlara yani. Medreseleri basıyor bir kesim, bir kesim tekkiler basılıyor, işte bazı fiili müdahaleler falan oluyor. Aslında meselenin perde arkasında şöyle bir gariplik var hocam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyyesine, inanç boyutu itibariyle ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz, İslam'ın ana yolu, Kur'an ve sünnet merkezli, din mübini, İslam'ı anlama ve yaşama gayretine bir taarruz, bir saldırı söz konusu burada. Mesela bir tartışma konusu şu, eşyanın zikri hal ile midir, kal ile midir? Yani şu mikrofonumuzun, şu masamızın, telefonumuzun, işte camın, çerçevenin neyse, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ı zikrettiği söyleniyor. İşte bir kısmı lema diyor ki bu hal iledir. Rabbimiz ona ne görev verdiyse o görevi yerine getiriyordur. Bu Cenab-ı Hakk'ı zikirdir. Bizim sufilerimiz, ehli tasavvuf da diyor ki evet hal iledir ama aynı zamanda kal iledir. Bizim şu anda anlayamadığımız bir boyutta onlar Cenab-ı Hakk'ı zikre devam ediyorlar. Bunu bizim ehli sünnet vel cemaat ulemamız ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden delillendirerek efendim bunun böyle olduğunu ve keşif ehli insanların, kalp gözü açık insanların bunu bizatihi duyduğunu, işittiğini ispat ediyorlar. Şimdi asıl mücadele böyle zahirde görünen soruların arkasında, efendim biz mesela bir mutezili bir tavır mı takınacağız? Bugün günümüz açısından söyleyelim, selefi dediğimiz, efendim ben Kur'an-ı Kerim'i kabul ederim, böyle hadis-i şerif, sünnet-i seniyye falan asla kabul etmem. Aslında mücadele bu idi. Bu 16. yüzyılın sonlarına doğru başladı. Şemsivasi Hazretleri'nin vefatına yakın, vefatından sonra hararetlenmeye başladı. 17. 18. 19. yüzyıla kadar bu mücadeleler devam etti. Gerek fikri boyutta gerek fiili boyutta. Biz buradan şöyle bir sonuç çıkarmamız gerekiyor üstadım. Şemsivasi Hazretleri gerek eserleri, gerek yetiştirmiş olduğu talebeleri, katılmış olduğu efendim cihat meydanları, efendim temsil etmiş olduğu tasavvufi kimliği, kişiliği, ilmi derinliği, vukufiyetiyle bize şunu söylüyor. Diyor ki ey ümmeti Muhammed Aleyhisselam, inanç dünyanıza sahip çıkın. Ehl-i sünnet ve cemaat fikrinden uzaklaşmayın. Bu fikrin, bu düşüncenin, bu kabulün ki bu İslam'ın ana yoludur. Bunu herhangi bir mezhep, böyle mutezile gibi, selefi gibi, şu gibi bir mezhep olarak görmeyin. Kur'an-ı Kerim'in ve sünneti senin yerinin süzülmüş ilkeleri ehl-i sünnet ana yolundadır. Bu yoldan sapmayın. Ki bugün neyle uğraşıyoruz? Ateizmle uğraşıyoruz, deizmle uğraşıyoruz, nihilizmle uğraşıyoruz. İşte izimler bitmiyor yani hasılı kelam. Bu sapmalar nereden kaynaklanıyor? Rabbimizin kelamını hakkıyla okuyamayışımızdan kaynaklanıyor. Nereden kaynaklanıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun hadisi şeriflerini layıkıyla okuyup hayatımıza aktaramamamızdan kaynaklanıyor. Şimdi inanç dünyamızdaki sapmalar, efendim ben şu kadar namaz kılıyorum, şu kadar zekat veriyorum, 500 defa hacca gittim, umreye gittim ama inanç dünyamızdaki bir sapma, bütün o sevaplarımızı bir kenara koyalım, çarpı sıfır diyelim. Nedir? Sıfır yutan elemandır. Bizim o sevaplarımız, amellerimiz ne varsa hepsini Allah korusun, bir kenara atılmasına sebep olur. O yüzden Şemsivasi Hazretleri ve aile fertlerinin hassasiyet gösterdiği gibi İslam'ın ana yolundan taviz vermeden ibadet boyutu ile inanç boyutu ile sapa sağlam böyle bir zemine gönül dünyamızı, zihin dünyamızı yerleştirmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, Şemsivasi Hazretleri'nin şöyle günlük ibadet hayatıyla ilgili birkaç anekdotu aktarayım. Buradan da ibadet boyutu itibariyle bize nasıl bir mesaj veriyor Şemsivasi Hazretleri onu ifade etmiş olalım. Şimdi Şemsivasi Hazretleri'nin yolunda günlük tesbihat, virt olarak 100 Bismillahirrahmanirrahim, 100 tane Estağfirullahelazim, 100 tane La İlahe illallah, 100 tane Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed, 100 tane Hu zikri. Bu seher vakitlerinde bu tesbihatların çekilmesi, hani bu bir bize göre farz vacip bir şey değil ama onlar onu hassasiyet gösterir ve seher vakti bu tesbihatlarla meşhur olurlar. 5 vakit namazı, eğer böyle ölüm kalım gibi çok büyük meseleler yoksa mutlaka cemaatle kılmaya özen gösterirler. Efendim sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar yollarının virtlerini, zikirlerini efendim terennüm ederler. Güneş doğduktan sonra
o günün hayırla geçmesi için 2 rekat namaz kılmak, güneş belli bir seviyeye yükseldikten sonra 8 rekat duha namazı kılıp her bir rekatta 11 defa inna a'tayna kel-kevser, Kevser suresini okuyarak bu duha namazını kılmak. İşte öğlen namazını Şems-i Vahisi Hazretleri Meydan Camii'nde daha çok ifa eder. Ondan sonra dağılır insanlar günlük kazançlarını el emekleriyle elde edecek kazançlarını elde etmek için uğraşır, çabalarlar. Akşam namazını kıldıktan sonra 6 rekat evvabin, 2 rekat imanla ölebilmek için namaz, 2 rekat da kabrin nur ile dolması için namaz kılarlar. Yatsı namazını kıldıktan sonra fazla dünya işleriyle meşgul olmadan hemen istirahate çekilip gece teheccüd namazını 12 rekat olacak şekilde kılmaya devam ederler. Sadece bu namaz ibadetimiz boyutuyla Şems-i Vahisi Hazretleri'nin ve yolunun gidişatı. Namaz böyle. Tesbihatlar, ilim meclisleri, zikir meclisleri, efendim zekatı verilecek bir mal varsa bu malın zekatıyla meşgul olmak. Mesela İsmail Sivasi Hazretleri kardeşi, Sivas Kadısı Müftüsü, onun Multeka el-Ebhur isimli meşhur fıkıh kitabına yaptığı bir şerh çalışması var. 3600 yanlış hatırlamıyorsam mesele üzerinde bu kitapta verilen fetvalar var. Bunlarla ilgili ayetten şöyle fetva çıkarılmış, hadis-i şeriften böyle çıkarılmış, işte ne diyelim, içtihadi olarak şu hükme varılmış. Demek ki hem ilmi gayretler hem bu yoğun ibadet süreçleriyle Şems-i Vahisi Hazretleri bize şu mesajı veriyor. Hani ilk dedik, inanç boyutunda bizi uyarmışlar. Bu yönüyle bize mesaj vermişlerdi. İkinci olarak da bu yoğun ibadet süreçleriyle Şems-i Vahisi Hazretleri lisan-ı haliyle bize diyor ki, ey müminler, Müslümanlar, siz mutluluğu parada, makamda, ünvanda, efendim parada, dünyanın gelip geçici olan süsünde, bir takım böyle ihtişamlı gibi görünen süslü püslü tarafında aramayın. Eğer kalbiniz mutmain olsun, bu dünyada huzur ve sükunet içerisinde sekine haliyle yaşayalım, Rabbimize layık kul olalım diyorsanız, namaz ibadeti başta olmak üzere ibadetleriniz konusunda asla bir gevşekliğe, asla bir tavize kapı aralamayın. Bu mesajı vermiş oluyor. Üçüncü olarak Şems-i Vahisi Hazretleri, hani meşrepte Muhammedidir ifadesini kullanmıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ahlakı hamidesini, Muhammedi ahlakını, övülmüş olan ahlakını kendi dönemine yansıtan, bizim şu gezmiş olduğumuz caddelerde, sokaklarda, efendim oturmuş olduğumuz evlerde yaşayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesini, o ahlak-ı Muhammediyesini hayatına yansıtan Şems-i Vahisi Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'in, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını yansıtmadan, yani ben çok sağlam bir inanç boyutuna sahibim, çok da namaz kılıyorum, çok da tesbihatım, zikrim, ilmim var, efendim şunu bunu yapıyorum ama ahlaki boyutta, yani bu ahlaktan kastımız nedir? Kişinin kendisini ilgilendiren, ailesini ilgilendiren, komşusunu ilgilendiren, İkinci, üçüncü, dördüncü şahısları, toplumla daha çok münasebetini ilgilendiren, mesela işte tövbe etmek gibi, cömert olmak gibi, efendim hilim sahibi, yumuşak huya sahip olmak gibi, sabırlı olmak gibi güzel hasletler, buna benzer güzel hasletler veya haset gibi, riya gibi, kin, nefret gibi, ahlak-ı zemime dediğimiz bu yanlış ahlak tavırlarından kaçınmıyorsak, Şems-i Vahisi Hazretleri'nin şu benzetmesini, ki birçok İslam alimi bunu yapmıştır, iman bir ağacın kökü gibidir der Şems-i Vahisi Hazretleri. Bunun gövdesi ibadetlerdir. Bu ağacın meyvesi ise ahlak-ı Muhammedi, ahlak-ı Kur'ani olan adımlardır. Şimdi kökü iyi takip ettik, iyi besledik. Gövdesini de bayağı ağacın, efendim, güçlü bir hale getirdik ama şimdi ağacın meyvesi yok. Ya bunun bir anlamı var mı şimdi? Bu kadar emek veriliyor, bu kadar zahmet çekiliyor ama meyvesiz bir ağaca hizmet ediyoruz. Halbuki ağaçtan kastedilen şey nedir, murad edilen şey nedir? Aslında onun bir meyvesini almak, güzelliğinden etkilenmek, maddi manevi katkısı neyse bundan istifade etmektir. İşte İslam ahlakı hayatın tamamını kuşatan,
peygamberi nebevi ahlak ölçüleriyle bezenmesi gereken bir dünyayı bize tarif eder. İşte Şems-i Sivasi Hazretleri bu noktada mesela şöyle bir menkabesi anlatılır. Tabii olmuştur olmamıştır o kısmını çok bilemiyorum ama bir gün Şems-i Sivasi Hazretleri Meydan Camii'nden çıkmış. İşte Şems Camii'nin o dikili taşın oralarda bir yerde bir sarhoşun birisine denk geliyor. Yani o da tam böyle artık aklı yerinde midir değil midir diyor ki ey filanca zat sen diyor Şems-i Sivasi sen misin? Diyor ki evet benim evladım buyur. Diyor ki efendim işte benim ailemle ilgili sorunlarım var, şunun var. Tabii bu arada ciddi bir yağmur yağıyormuş yani yoğun bir şekilde. Diyor ki evladım bak evimiz diyor biraz yukarıda eve gidelim. Neyse derdin anlat ben de elimden gelen bir çözüm varsa efendim bir çözüm üretmeye çalışalım. Diyor ki hayır diyor. Beni burada dinleyeceksin yani sen Şems-i Sivasi'sin arkadaş. Beni burada dinleyeceksin ya iyi de yağmur yağıyor. Ya olsun. Tabii bu anlatıyor işte sağdan soldan anlatıyor anlatıyor. Yağmur da kesiliyor. Derdi de bitiyor. Diyor ki evladım yani ta içimizdeki şeye kadar bizi ıslattın yani gidip evimizde konuşsaydık. Eve götürüyor. Düşünüyor şimdi adam sarhoş aklı belki şuuru yerinde yok o an için. Diyor ki Allah Allah Şems-i Sivasi gibi büyük bir zat. Ya benim gibi diyor böyle işte günah işlemiş, büyük günaha düçar olmuş bir adamı bu yağmurun altına dönüyor. Ya bu diyor Kur'an ahlakı budur işte. Peygamber ahlakı budur. İnsanlık ve İslam ahlakı işte bunu gerektirir. Diyor ki efendim ben Rabbimin izniyle, Efendimizin şefaatiyle sizin dua ve himmetlerinize tevbe ediyorum. Bu kötü alışkanlığı terk ediyorum. Şimdi biz efendim hasbel kader kürsülerde konuşan insanlar, dini mübini İslam'ı anlatmaya çalışan insanlar. Ya bazen şöyle şeyler duyuyoruz. Efendim hocam ben filancaya selam veriyorum, selam mı almıyor diyor. Peki bu peygamber ahlakı ise bu bizim yaptığımız ne Allah aşkına yani? Efendim kapının öbür tarafında, duvarın öbür tarafında komşumuzu tanımıyoruz. Akrabalık bağlarını gerektiği kadar gözetmiyoruz. Şimdi bir ticari adımımız var. Bir şey alacağız, satacağız. Şimdi alıcı satıcıya güvenmiyor, satıcı alıcıya güvenmiyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam bizi uyarmamış mı dostlar? Bizim dönemimiz, asr-ı saadetimizde insanlar çarşıya, pazara çıktıklarında endişesiz, şüphesiz alışveriş yapıyor. Yani alan da rahatlıkla alıyor, satan da rahatlıkla satıyor. Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şerifin devamında buyurdular ki, öyle zamanlar görecek, gelecek, bir kısmını göreceksiniz, bir kısmını belki yetişemeyeceksiniz. Alan da satan da artık aldığında, sattığında efendim şüphelerle alıp satacak. E şimdi hakikaten elimizi vicdanımıza koyalım. Ben müşteriyim veya satıcıyım. Güvenebiliyor muyuz karşımızdaki insana? Güvenemiyoruz. Peki Şems-i Sivasi Hazretleri Sivas'ımızın göbeğinde Meydan Camimizin hemen kuzey batı tarafı zannediyorum bulunduğu kabrinin oluyor. Kuzey batı tarafında bulunuyor Şems-i Sivasi Hazretleri. Bize oradan haykırıyor yani çarşımızın alışverişin en yoğun yapıldığı noktada diyor ki bak ey Müslümanlar ticaretinize, alışverişinize, malınızın, evinizin, hanenizin bereketine, huzuruna dikkat edin. O taşlar, o kabir, o efendim sarığı, cübbesi, camisi, minaresi bize hep bunu hatırlatması gerekiyor. Ama şimdi biz gidiyoruz, üç kulhü, bir elham. Tamam Hazret bana şefaat et, dua et, işte şöyle derdim var, derdimi anlatmaya geldim. E tamam güzel de bu Şems-i Sivasi Hazretleri'nin ömrünü harcamış olduğu itikadi, inanç boyutundaki hassasiyet, ibadet boyutundaki gayret, ahlaki boyuttaki efendim olgunlaşma ne olacak yani bu? Peki biz bunu dünyada yapmadık bunları, kabirde mi yapacağız? Böyle bir fırsat yok. Peki kabirde zaten yok da ahiret yurdunda o büyük pişmanlıklar içerisinde ya Rabbi bizi tekrar dünyaya dönder. Şöyle senin istediğin gibi inanalım, senin istediğin gibi kulluk yapalım, istediğin gibi ahlaki hayatımızı şekillendirelim. Böyle bir imkanımız var mı? O da yok. O zaman Şems-i Sivasi Hazretleri'ni biz bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Evet. Bir fırsat olarak görmeliyiz. Ve günümüz insanı açısından da itikadi yani inanç, amel ve ahlaki boyutta o biliyorsunuz Şems güneş demek. Sivas'ımızın maddi ve manevi güneşidir. Onun o güneşinden istifade etmek için elimizden gelen çabayı göstermeliyiz. Evet zaten. Hocam Allah razı olsun. Ezanlarımıza da 2 dakikamız var hocam. Şöyle bir toparlamak gerekirse bir 2 dakika evet. içinde neler söylemek isteriz? Buyurun hocam.
Üstadım, İslam tarihindeki üç meşhur şemsten birisi Şems-i Vasi Hazretleri'dir. Eserleri, talebeleri, ilmi gayretleri, mücadeleleri, fiili cihadı ile bize hayat, iman ve cihattır diyen ve vefatından sonra da bu mesajlarını çok canlı bir şekilde zihinlerimize, gönüllerimize nakşetmeye çalışan bir büyüğümüzdür, ecdadımızdır. Dil mübini İslam'ı, milli manevi değerleri hayatına hakim kılan, bunun hayata hakim kılması için canıyla, malıyla, bütün benliğiyle çalışan bir alimimizdir, bir gönül erimizdir. Sivas'ımızın manevi büyüğüdür. Dolayısıyla Şems-i Vasi Hazretleri'ni ne olur unutmayalım. Onun manevi huzurunda efendim dualarla, hayırla onu yad edelim. Onun maddi manevi efendim katkısı, duası, bereketiyle birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin güçlenmesine, bunların harcı olmasına Şems-i Vasi Hazretleri'ni vesile edelim. Son bir tavsiyeyle ben bitireyim. Özellikle sabah namazlarında meydan camimizin manevi atmosferini bütün kardeşlerimizin yaşamasını, tatmasını, orada Şems-i Vasi Hazretleri'nin huzurunda efendim biz sizi unutmadık, sizin emanetlerinizi de sahip çıkıyoruz diyerek ziyaret etmelerini, bizi de dualarında anmalarını rica ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Evet, peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Aslında dediğiniz gibi bir saatlik bir program değil, saatlerce belki anlatılması gereken bir program. Bugünlerde de dikkatimi şu çekti, Şems-i Sivasi Hazretleri'ni birçok okulda anlatıyorsunuz hocam. Elhamdülillah. Biz de dedik ki anlatmışken biz de dinleyicilerimize anlatalım Allah inşallah razı olsun. Böyle. Peki çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Allah razı olsun. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet değerli dostlar, Radyo Hilal Özel Canlı yayınımız burada sona eriyor. Şems-i Sivasi Kuddise Sirruh neyimiz olur konusunu Sivas Müftülüğü İl Vaizi Sayın Fatih Çınar hocamızdan dinledik. Teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Tekrar özel canlı yayında buluşmak üzere. Selamünaleyküm. İli için yatsı ezanı vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد.